Nereden başlasam bilmiyorum. Bu sezon Galatasaray'ın oyun sisteminde e, belirli performanslarını çok fazla eleştirdim. Kötü oynadığını hep ifade ettim. Dün burada yapmış olduğum yayında Galatasaray'dan bu sezon tüm oynadığı 13 maçın en iyisini bekliyorum demiştim. Çünkü Ankara Gücü şu ana kadar oynadığı takımlar içindeki en dirençli, en güçlü takım olarak görüyorum demiştim. İyi futbol bekliyorum demiştim. Net bu bu sezon izlediğim en iyi futboldu. Çok fazla pozisyon vardı. Oyun neredeyse hiç düşmedi. Müthiş bir keyif aldım maç vardı. Bahadırı Ayrı ayrı tebrik ediyorum. Son yıllarda izlediğim en büyük kaleci tecrübesi yani performansıydı. Ben Ali Samen'de çok kaleciler izledim. Kaleciler genelde orada panterleşiyor yani. Gerçekten Galatasaray'la oynarken baktığımız zaman birçok maçın kalecisi orada panterleşiyor ama dün Bahadır ayrı parantez açmak lazım. Oyun anlamında o Hoca'yı tebrik ediyorum. Değişikler yine ufak tefek gecikmeler yine oldu. Ama bir tek eleştiri yapacağım dün üzerinde. Kerem Demirbay ile orada olmuyor. Kerem Demirbay'ın olduğu yer. Golde de çok müthiş bir hatası vardı orada topu kaptırması, yenilen, golde. Yenilen golde. E, oyun planında oyuncular hazırlaması, Zaha'yı bekletmesi. Bugün foto da mesela bizim baştanımız aslanlar gibi diye. Gerçekten de dün akşam aslanlar gibi bir Galatasaray vardı. E, Manchester maçı öncesi büyük keyif aldı. Şimdi ilk yarıda 18 şut vardı kale isabetli. Bazen Galatasaray bir isabetli şut yapmadan maçı bitiriyordu ilk yarıyı. Yani oyun anlamında ön plana çıkan Sanchez bu takımda olan üstü işler yapar. Geldiği zaman e, ilk gününde Perşem, Cuma günü gelmişti Yusuf. Geldiği gün akşam antrenmanda bilgi alıyorum. Dedim nasıl? Abi 40 yıllık Galatasaraylı gibi. Bunu dedi burada kesmek mümkün değil dedi. Bir virgül koyalım. Manchester United Galatasaray maçının hakemi belli oldu. E, temsilcimiz salı günü e, Manchester Manchester United'la karşı karşıya gelecek deplasmanda. Ve bu karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kuzyak yönetecek. Bu gelişmeyi sizinle paylaşalım. Bu karşılaşmayı da konuşalım. E, dün alınan galibiyet hafta içi oynanacak karşılaşmaya nasıl yansıyacak? Bununla ilgili de değerlendirmelerde bulunacağız ama son dakika gelişmesi olarak ekrana gelmişken sesli olarak da dile getirelim. Radyoda bizi dinleyen dinleyenlerimiz için. İnşallah e, başarılı bir yönetim sergiler. Çünkü deplasmandaki maçlar her zaman sıkıntı olmuştur. Hatırlayalım <laughs> bir İvan Bebek geçen bir panele katıldım. İvan Vallahi Bebek kurs. deyince... İvan Bebek deyince aklına ne geliyor dedi. Katil dedim. Bütün salon kahkaya bütün öğrenciler güldü. Yani ne gelir aklına İvan Bebek deyince? Vallahi ya yani o gecenin katili. Şey, şu an söyleyemeyeceğim ben, şeyler ben, geliyor. Ben direkt o gecenin katilidir dedim <laughs> mesela. Bu hakemlerin de e, tabi eskisi gibi değil artık var olduğu için bir de o hakemleri yani o kadar büyük hatalara çok fazla müsaade çeklerini zannetmiyorum. İnşallah güzel bir maç olur. tabi onu da konuşacağız ama dün akşam üzerinde geriye düşmesine rağmen e, oyuna reaksiyon gösteren futbolcular vardı. Şaşo boy maşallah <laughs> üstüne koyarak gidiyor. <laughs> ben bu Manchester Bayağı mini maçlarında bu performansı gösterirse ligimizin en değerli iki tane sağ beki yani olarak baktığınız zaman Ferdi ve saşa Boy gerçekten de çok büyük işler yapıyor. Ferdi de keza aynı şekilde. Yani nereden nereye ayrı bir program olsa bütün hayat hikayesi Galatasaray'daki yaşadıkları çok başka bir boyuta gider. Geçen sezon kendisinden kendisine kulüp bulmasını istemişti Galatasaray Enteresan. sezon başında ve eee Dubois eğer tabii ki keşke hiç kimse sakatlık yaşamasaydı ama o sakatlığı yaşamasaydı Dubois Belki de Sasha Boya'yı konuşmayacak. Artı, Boya artı Omar'ın o olayı olmamış olsaydı evet. belki de. Yani şimdi belki hiç transfer edilmeyecekti. Hiç edilmeyecekti. <laughs> artı o aradaki Sasha Boya şu anda almak isteyip de 500 bin euro, 1 milyon euro teklif veremeyenler şu anda biz versin. Gerçi bu performansı Galatasaray dışında bir yerde gösterebilir miydi? Ya da o gösterse bile bu kadar sıçrama yapabilir miydi? Ama çok büyük bir özver. Ya 450 bin euro oynuyor. Daha ben bir gün parayı sorun yapmanı görmedim. Şu anda koymuş çünkü kafasına kariyer. İngiltere, Premier Ama Lig, sanki Fransa şu an Türkiye'de... artık bir Dubai'nin ayrılırken aldığı parayı istiyor. O da haklı. Bir, yok de yok. 1 bin euro verilecek istiyormuş derken bir sözleşmede serbest kalır maddesi konusunda. <laughs> Onu da ben çok karşıyım yani Sözleşmede serbest kalır maddesi 25 bin <laughs> öyle bir seviye geliyor ki artık az olabiliyor. Kim olduğu gibi mesela. Dolayısıyla şu anda böyle bir oyuncuya serbest kalır maddesi koyulması. Galatasaray belki de buradan bir transfer rekoruyla bir bedel e, alabilir. alabilir. Maşallah diyorum, nazar değmesin diyorum. Gerçekten de Galatasaray adına çok iyi işler yapıyor. Dün de harika işler yaptı. Goldeki takipçiliği, pozisyonda kademe e, anlayışı, kili mücadeledeki çizgiden topu alıp o özgüveni her geçen hafta biraz daha üzerine gidiyor. Zaha'ya ayrı parantez açmak lazım. Zaha dün e, aslında bir önceki maçta hazırdı. Okan Hoca bu maçı hazırladı Manchester maçı öncesi. Orada da tebrik etmek lazım. Nerede bu Zaha derken Zaha'yı tam olarak hazır bir seviyeye getirdi. Çok şık bir gol attı. Hani... Maçın en iyi adamı topu sadece bakabildi yani düşünebiliyor musun? Çünkü O da biraz daha yavaş olsa belki çıkarırdı. Gol çıkardık. olması için öyle olması gerekiyordu. Başka galiba. türlü olmazdı. Başka İcardi türlü de gol mesela, olmayacaktı yani. Icardi'nin bir iki tane cılız vuruşları vardı mesela onları çıkarabildi. Eğer o vuruşun dışında bir vuruş olsaydı mutlaka onu da çıkarırdı diye düşünüyorum. Gelen anlamda dün akşam üzerindeki baktığım zaman Galatasaray'ı eleştirmek çok doğru olmaz. Çünkü sezonun en bol pozisyonu, en çok şutu, en çok korneri, en çok tacı yani ne geliyorsa bütün istatistikleri alt üst etti. Manchester maçı öncesi bundan daha iyi bir şey olamaz. Eksikler var ama e, alkış hak eden bir Galatasaray. Var. Yani 1-0 geriye düşüyorsunuz, maçı kazanıyorsunuz, çok pozisyon buluyorsunuz, kaçırıyorsunuz. Icardi'yi biraz daha fazla topla buluşturmak lazım. Dün akşam bu sezon hiç olmadığı kadar pas bulamayan bir Icardi vardı. Özellikle Barış'ın, Zaha'nın, Teten'in, Teten'in hani burada Okan Hoca buna bir çözüm bulması lazım. Eğer takım içinde Icardi'nin çok ön plana çıkmasına rahatsız olanlar varsa ki bunlar zaman zaman her takımda olabiliyor. Onu da Okan Hoca bir şekilde çözmesi lazım. Hani Dün Kerem, biraz o Icardi, dikkat Ayşe... çekiciydi. E, ee, Icardi'yi topla buluşturmaktan ziyade e, hücum hattında yer alan tüm futbolcular kendi bireysel yeteneklerini acaba sergilemek isteyip kendileri mi golle buluşturmak Ama o zaman da takım maç 2-1. Bunu 3-1 iken 4-1 iken yaparsın. Orada bir gol yeseniz. o <laughs> Marcel Barış, Tete, Zaha bizim gördüklerimiz. Icardi, Kerem Ayşe ortaklığından rahatsız olanlar mı oldu? Ya da dediğin gibi Ceyda belki şu golde ben atayım. Barış'ın o son dakikalardaki girip tekrar içeri çıkması arkada hem Tete. Tete'nin de bir pozisyonu e, var öyle ikardiye pas vermeyip kendisi. Bu deneyim. geçen sezonda oldu. Ondan önceki sezon oldu. Takımlarda da olabiliyor. İki evet Barış da iki çalım attıktan sonra vurup gol atmaya çalıştı. Arkada hatta Icardi'nin bir isyanı var. Bilmiyorum televizyonlara yansıdı mı. Sadece sessiz bir şekilde elini kaldırıp içinde böyle bir baş, başka bir dünyası yaşamıştır o pozisyondan sonra. Bunu herhalde çözerler. Icardi'nin çünkü Manchester maçında ihtiyacı var Galatasaray'ın. Evet. Herkes usta ayak, bireysel ayaklar. Ama Kopenhag maçında da Icardi'yi e, sıkı bir şekilde markaj yedikten sonra pozisyonunu hatırlayalım. Buradaki gibi rahat vuramıyor. Orada nasıl bir sistemle çıkar onu çok merak ediyorum. Yani böyle onu konuşacağız. Ama... Bir dün akşamki karşılaşmayı Gidelim. özetlemeye devam edelim. E, Yusuf Kenan sen nasıl değerlendirirsin genel hatlarıyla Galatasaray? Evet, e, en çok şut çektiği akşamlardan birini yaşadı belki ama işte Ankara Gücü kalecisinin performansı ön plana çıktı. Daha çok karşılaşmayı Ankara Gücü kalecisi Bahadır ve Galatasaray arasında oynandığını yorumlarını da dün e, çok fazla rastladık. Senin notların neler? Öne çıkardığın detaylar neler? Dün akşama dair. Icardi ile başlayalım. 2-3 e, karşılaşmadır. Icardi'nin daha az iyi beslendiğini yani oyun açısından, pas açısından daha önce de söylemiştim. Dün de evet biraz öyle. Ama bu biraz oyuncu tercihiyle de alakalı. Şimdi Zaha tartışması çok iyi oyuncu. Ama Zaha'nın oynadığı oyunla Kerem'in oynadığı oyun arasında ciddi fark var. Kerem daha fazla orta sahaya gelen, orta sahaya daha fazla kuvvetlendiren, merkezde de topla buluşan, sürekli asist düşüncesiyle ya da sürekli bir bağlantı düşüncesiyle Icardi'yi kafayı kaldırıp arayan başka bir oyuncu tiplemesi. Zaha birebir de çok etkili. Bence ligde birçok beke sorun yaratacak. Kıvrak, güçlü. Aynı zamanda da pozisyonu bitirebilen, yani bazen çalım atarsan pozisyon bitmez ama burada pasta veren, şut da atabilen ...o tercihleri de doğru yapan bir oyuncu. Şimdi hangi oyuncu oynatırsanız oynatın... ...size artıları ve eksileri olacak. Ee, Zaha'nın artılarını... ...dün attığı golde gördük. Evet, bir asist de yapabilirdi. Tete'ye verdiği pasta bence çok... ...güzel bir gol pasıydı. Tete değerlendiremedi ama... ...evet Icardi üzerinde... ...yani e, hücum monopolü... E, ...Icardi iken Galatasaray'ın... ...kadronun da genişlemesi ve... ...daha kaliteli hale gelmesiyle birlikte... ...biraz o rol paylaştırılmaya... ...başlandı. Yani hücum lideri Icardi bence halen Icardi. Bunu tartışmaya çok fazla gerek yok diye düşünüyorum ama başka oyuncuların da bireysel olarak ön plana çıkabileceğini gördük. Yine bunların hepsi artı ya da eksi unsurlar taşıyan durumlar ama sonuçta kazanmaya çok yakındı. Yani Bahadır'ın sergilediği performans olan süper performanstı. Ve Fenerbahçeli arkadaşları gördüm. Çok fazla hakem tweet'i atmışlar. Bana da geliyor işte niye hakemleri konuşmuyorsunuz vesaire diye. Bunu bir kez daha hani biraz detaylı anlatmaya çalışayım. Hakem mevzusu hep sübjektif bir mevzu. Ee, mesela bana göre Fenerbahçe'ye karşı hakemler sarı kart konusunda cömert davranıyorlar bu sezon. Yani daha kolay sarı kart çıkıyor. Ya da bazı pozisyonlar ve çoğunlukla e, Süper Lig'deki hakemlerin yaptığı şey pozisyonları pozisyon olarak değil de duruma göre değerlendiriyorlar. Yani kimin kalesine yakın. Kim düşüyor, kim kalkıyor, kim atak başlangıcı yapacak, kim yapmayacak. Biraz idare ediyorlar orada pozisyona göre değerlendirmiyorlar. O yüzden bazen aynı pozisyon faal çalınıyor, başkası çalınmıyor. Standart eksikliği var ve bunu çözmek için yıllardır konuşuluyor. Erdal Tosun'un işte organize işlerdeki sözü gibi yani yıllarca konuşun bir faydasını göremedim gerçekten göremedim çünkü hep aynı şeyler. Yani dün Erman Hoca da söyledi. Ben onu diyecektim. Erman Hoca'nın çok güzel tespitleri Beğake var. Gece değişiyor, de bağlandı. Federasyon değişiyor, hakemler aynı şekilde devam ediyor diye. Bir de beğenmediğimiz hakemleri vara koyuyoruz. Var, incelemeleri incelemeleriyle ilgili aynı hakem isim vermeyeceğim. Aynı hakem geçen hafta aynı pozisyona çağırmadı. Bu hafta daha az faal olan pozisyona çağırdı ve gol iptal ettirdi. O yüzden burada ee, konuşmamız hani bizim benim konuşmam veya başkasının konuşması bir şey ifade etmeyecek. Hani belki başka takımı takip edenler, başka takımı yorumlayan yorumcular konuşuyor olabilirler ve bunu hani gıpta ile izliyor olabilirsiniz. Sanki bu bir takımın haklarını savunmak gibi görünüyor olabilir. Takımın haklarını savunacak merci yönetimlerdir.